Beyzen Kutsi Ergüner, İtalyan Lisesi'nde başladığı orta öğrenim hayatını Pertevniya Lisesi'nde tamamladı. 1970-71-72 yıllarında TRT İstanbul Radyosu'nda sanatçı olarak görev yaptı. Aynı yıllarda gerçekleştirilen Mevlevi ayinlerinin Fransa, İngiltere ve Amerika'da yapılan ilk tanıtımlarına katıldı. Türkiye'de yaptığı çalışmalarda Münir Nurettin Selçuk, Udi Hrant, Niyazi Sayın, Aka Gündüz, Kani Karaca, Bekir Sıtkı Sezgin ve Müzeyyen Senar gibi müziğin son üstadlarıyla birçok konserlere katıldı, albümler üretti. 1973 yılından itibaren yerleştiği Paris'te müzik çalışmalarının yanı sıra mimarlık ve müzikoloji konularında yüksek lisans seviyesine kadar öğrenim gördü. UNESCO'nun Uluslararası Müzik Bölümünde albümleri yayınlanan Ergüner, yine aynı kurum tarafından Türk müziği arşivini genişletmek görevlendirildi. Müzisyenliğinin yanı sıra uzun yıllar Fransız Milli Radyosu'nda program yapımcılığı, yayın danışmanlığıyla birçok festival ve tiyatronun sanat danışmanlığını yaptı. Pop müzikten klasiğe, cazdan çağdaş müziğe kadar birbirinden çok farklı konularda ünlü sanatçılarla bir araya gelerek konserler verdi ve albümler üretti. Hindistan, Pakistan, Afganistan, Japonya ve Kuzey Afrika'da da geleneksel müzik üzerine araştırmalarda bulundu. Osmanlı müziğinin her dalı başta olmak üzere farklı konular ve sanatçılarla gerçekleştirdiği yüzlerce albüme ilave olarak değişik dillerde makaleleri ve Fransa'da yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. Türkiye'de yayımlanmış 2 kitabı ise Ayrılık Çeşmesi ve Bir Neyzen İki Derya'dır. 2014 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2018 yılında Üsküp Audiovisüel Sanatlar Üniversitesi tarafından Fahri Doktora verilen Ergüner, 2016'da UNESCO tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmiştir. Hala tüm dünyada gerçekleştirdiği konserlerinin yanı sıra birçok üniversite ve konservatuvarda tasavvuf ve musiki üzerine konferans vermekte, Venedik Cini Vakfı ve Rotterdam konservatuvarlarında öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türk kahvesinden yine evden merhaba diyoruz. Türkiye büyük bir kültür ve medeniyet birikimine sahip bir ülke ve bu kültür ve medeniyeti bugün yaşayan, yaşatan ve geleceğe aktarmak için çaba sarf eden, dünyaya taşıyan isimleri mümkün olduğu kadar programda Türk kahvesinde konuk etmeye çalışıyoruz. Bugün bu noktada Türkiye'ye büyük hizmetler olmuş, Türk kültürüne büyük hizmetleri olmuş önemli bir sanatçıyı, Neyzen Kutsi Ergüner'i konuk ediyorum. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kahvemizi iftardan sonra içeriz. Kahvemizi evet. Adı Türk kahvesi. Ramazan'da böyle oluyoruz. Kahve ikram edemiyoruz. Siz Fransa'da yaşayan bir Türk müzisyenisiniz. Orada kahve işini nasıl yapıyorsunuz? Geçtiniz mi Avrupa kahvesine yoksa Türk kahvesine devam mı hala? Valla ben kendi kahvemi kendim yaparım. Her zaman Türk kahvesinden başka bir şey de içemiyorum. Ama dışarıda tabii olduğumuz vakit mecburen bir espresso falan gibi başka bir kahve içiliyor. Ama evimde kendi kahvemi Türk kahvesi olarak yapıyorum. Geleneği sürdürüyorum diyorsunuz. Peki, Neyzenlerin hayatında böyle Türk kahvesinin bir özel şeyi var mıdır? Hani şöyle bir molada bir içilir veya böyle bir bu hayat rutini içinde. Çünkü bir yaşam biçimi sizin yaşam biçiminiz zaten öyle de diyorsunuz. Evet. Müzik bir yaşam biçimi. Burada Türk kahvesi böyle bir nerede duruyor diye sormak isterim. Ya şimdi esas benim gözlemime göre Türkiye'de kahve biraz terk edildi. Yani çay çok daha gündemde. Ama belli ki bir zaman kahve çayın da önünde yani devamlı kahve içiliyor. Biz evimizde öyle alıştık. Yani rahmetli babam her yemekten sonra bir kahve evde özel olarak kavrulurdu. Hani şöyle bir sahanda bir terletilir. Ondan sonra bizim elimize de değirmeni verirlerdi. O değirmenden biz kahveyi çekeriz. Babam da kahvesini içer. Biz o kahve kokusundan büyüdük. Yani sanki yemekten sonra o kokuyu böyle bir arıyor gibiyim. Ve buna da devam ediyorum yani. Nerede olursa oluyor. Yani, önemli değil diyorsunuz. Mekan gelenek sürüyor, yaşatılıyor. Tabii artık bir hayatın bir parçası.
Bir dünya sanatçısısınız ve bunda doğrusu gurur da duyuyoruz. Başarılarınız, projeleriniz ve bir ismi Teşekkür. dünyaya taşıma noktasına bir müziği gösterdiğiniz, kat ettiğiniz yolla ilgili, ama ben biraz yayı geri geçmişe çekip aileden başlamak istiyorum. Neyzen, üç kuşak neyzen bir ailenin, hatta siz beş kuşak diyorsunuz, büyük dedeler. Yavuz Sultan Kişi Selim. nasıl olarak beş kuşak diyebiliriz? Çünkü bir Hafız Osman var, Hafız Hasan onun oğlu. Sonra dedemden itibaren neyse. Yani üç kuşak neyzen bir ailenin çocuğusunuz. Böyle bir Evet. evde doğup sonra Fransa'ya giden bir hayat öyküsü var. Biraz bunu konuşmak isterim. Yani ne sizin çocukluğunuzun atmosferi içinde musiki, daha doğrusu, ne ifade ediyordu? Mevlevilik ne ifade ediyordu? Biraz onu anlatın isterim. Ya şimdi bizim bir şansımız oldu. Yani bir yine İstanbul'un bu muskiyle iç içe olan bir ailesinin çocuğu olmak bir şanstı. Çünkü toplumun atmosferi içerisinde bu muski pek teşvik edilen bir konu değildi. Yani hatta ben şahsen böyle azar bile işittim. Hani sen genç adamsın, ne işin var bu neyle meylen filan işte. Bu vatan senden başka şeyler bekliyor gibi bir takım tehditler dahi almış bir insanım. O devrin atmosferi oydu. Dolayısıyla yani bu aile ortamı, yani bir neysen ailenin çocuğu olmanın bir avantajı oldu benim için. Çok yoksa ben de kendi neslimdeki birçok genç arkadaşlarım gibi bu konuyla ilgilenmem belki de mümkün değildi. Yani neyle ilgilenmem mümkün değildi. Bu tabii işte evdeki meclisler, sonra devam edilen meclisler, o zaman böyle konser monser yok. Ev toplantıları var, meclisler var. İşte Özbekler Tekkesi'nde bu toplantılardan bir tanesi. İstanbul'da belli ve sevilen, önde gelen insanlar var. Mesela Ekrem Hakkı Ayverdi rahmetlinin evinde, konağında olan toplantılar. Doktor Necmettin Hakkı İzmirli'nin işte bestekardır. Onun evinde olan toplantılar. Böyle yani bu toplantılara biraz böyle aile ortamında biz de çocuk olarak sürüklendikçe o müziği sanki içimize sindirdik. Yani bir vücudumuzun, ruhumuzun bir parçası oldu. Onun için geç yaştan itibaren hani hatta ben hep onu anlatırım, çocuklar da gülerler. Biz böyle bir düz ayak, yani zemin katında oturuyorduk o zamanlar çapada. Ben böyle yazın pencereleri açar, o zaman 11-12 yaşında bir çocuğum, Bola Henkleyim vardı. Ne üflerim hani geçenler duysun da baksın bak nasıl çalıyorum falan gibilerden böyle. Hani çok mühim bir iş yapıyormuş gibi. Fakat tabii bu toplumla bu alakası olmayan bir şey. Yani bir aile ortamının verdiği bir olanaktı benim için. Ondan sonra tabii işte dediğiniz gibi o zamanlar cemiyetler vardı. Üniversite korosu vardı. Üsküdar Muski Cemiyeti vardı. İşte Fatih'te İleri Türk Muskisi Cemiyeti vardı. Hüseyin Saadettin Ali'nin kurduğu. Efendim bu bir de Milliyetçiler Derneği vardı. Mesela oraya da giderdik. Bu böyle bir anda böyle ortaokul talebesi iken dahi başlayan bir de cemiyetler hayatım oldu benim. Yani üniversite korosuna gidiyordum. Bizim oradaki diğer arkadaşlarımız hepsi üniversite talebesi. Ben ortaokul, lise talebesiyim. Ama onlarla beraber ahbaplık ediyorduk. Çünkü bizim müzik birleştiriyordu. Hatta o dönemde mesela Coşkun Sabah da gelirdi üniversite korosuna. Cemiyeti. Ve böyle bir, yani babam dolayısıyla bir meclis ortamı, bir de ayrıca cemiyetlerle olan ilişki içinde kendimden daha yaşça ileri olan kimselerle beraber olduk. Bir sürü eserler geçmiş oldum onlarla. O cemiyetlerin bir de aylık radyo programları vardı. İşte o zaman onlara da gidip geliyorduk. Derken işte 67 senesinde ilk defa Konya'ya Mevlana ihtifaline gittim. Yani o Türk, yani Cumhuriyet kurulduktan sonraki ilk Mevlevi ayini mi idi? Hayır. O şimdi o tabii o Konya tarihine bakmak lazım ama ilk yıllar biliyorsunuz 50 Demokrat Parti'nin gelişinden sonra
belediyelerle o zaman valiler arasında böyle bir çekişme var. Belediyeler Demokrat Partili, valiler devletin temsilcisi. Ve belediyenin isteği üzerine böyle Mevlana'ya anma töreni yapıyor. O anma törenleri önce konferans, sonra işte bilmem bir sinema salonunda bir ney taksimi veya işte bir iki peşlev çalınması filan derken 55-56 yıllı yıllardan sonra bir Mevlevi Sema konusu oluyor. Ama o zaman Konya'da Sema Zen yok. Yani bütün Mevleviliğin el ileri olduğu şehir İstanbul. 5 tane Mevlevihane var İstanbul'da. Yeni Kapısı, Galata Mevlevihanesi, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Beşiktaş, Eyüp Mevlevihaneleri. Yani bu buradan miras kalmış olan bir nesil var o zamanlar. Ve herkes İstanbul'dan geliyor o zaman. Otobüslerle, trenlerle, bütün mıtırıbı da semazeni de İstanbul'dan geliyor yıllarda. Ben ilk defa 67 senesinde gittik, kısmet oldu. O zamanlar bu işin başında Saadettin Heper hocamız vardı. Onun şeyde Kanlıca'dan orada bir yalısı vardı, iskelenin hemen yanında. O yalıda bir ay devamlı bir ayin meşki olurdu şeyden önce. Konya'ya gidilmeden önce. Tabii oraya sadece ayinhanlar gelir, yani okuyucular gelir. Ben de yani neyimi alıp gidiyordum. Çalmaktan hoşlandığım bir şey, onlara da bir ses göstermiş oluyordum. Böyle Saadettin Hoca'nın orada işte o zaman Acem Aşırı'nın ayini geçildi. Rui Irak ayini geçildi. Suzinak ayini ve Hicaz ayinlerini orada o evde 4 sene devamlı geçmiş oldum. Sonra Halil Hoca'nın evine giderdik, Halil Can Hoca'nın evine giderdik. Yani bunlar böyle biraz özel, yani hevesin, aşkın ortaya koyduğu bir meşkti. Yani biraz aslında ortamı olmamasına, o dönemin ruhuna uygun olmamasına rağmen, hatta hor görülmesine rağmen, evet, bu kendisini adamış insanların oluşturduğu çok yüksek nitelikli, hepsi de kültür vesaire itibariyle bir grubun, evet, aslında içinde yetişiyor. Evet, evet. Yani bu İstanbul'da çok azınlık bir kalabalıktı bu. Yani hepsini bir araya getirsen bir 50-100 kişi ancak bulunabilirdi bu konuda o zamanlar. Evet. Şimdiki gibi değil. Şimdi her taraf neyzen dolu, ayinan dolu. Yani şimdi tabii şimdi tersine döndü. Evet, evet, o ayrı mesela. O zamanlar o öyleydi ve herkes birbirini tanıyordu. Ondan sonra işte 70 senesinde ilk defa Fransa'da bir Mevlevi ayini oldu. Ben ona da katıldım. İşte rahmetli babam, rahmetli Aka Gündüz, Saadettin Hoca da geldi o seyahatte. İşte Cüneyt Tanrı Korur gibi, Kani Karaca beraber bir otobüslerimiz 3 gün Konya Belediyesi'nin tahsis ettiği amortisörsüz bir otobüsten böyle Fransa'ya gittik. Fransa'ya gittik. Ve şehir tiyatrosunda böyle bir hafta her gün bir Mevlevi ayini yaptık. O zaman işte benim için bir diyelim bir önemli bir şey doğdu. Çünkü hani Türkiye'de pek o kadar ilgi görmeyen bir konu, bir anda koca bir tiyatro, 1000 kişilik bir tiyatro her gün doluyor, taşıyor. Akşam olduğu vakit bizi evine davet etmek için kuyrukta bekleyen insanlar oluşuyor tiyatronun önünde. Yani o görülen ilgi bana şunu uyandırdı ki bu hani Türkiye'nin içinde kısıtlı küçük bir insan grubunun konusu değil. Bu bir dünyanın konusu, dünya insanının konusu. Ve o zamandan itibaren sonra işte biliyorsunuz 71 senesinde bir Amerika turnesi oldu. Büyük bir Amerika turnesi oldu. Yine Mevlevi ayini gösterilerinden. Londra oldu. Pardon, önce Londra sonra Amerika oldu. Derken işte ben İsveç'te bir konser turnesi derken kendimi Paris'te buldum. Ondan sonraki dönemde de yani bir neyzen bir müzisyen olarak, aynı zamanda da bir mimarlık talebesi olarak mimarlık tahsili yaptım. Çok aktif olabileceğim bir ortam vardı. O ortam içerisinde kendime şöyle bir misyon verdim. Sevdiğim, inandığım bazı şeyleri, bunu sadece Türkiye'nin kısıtlı bir ortamından bir dünya kültürü konusuna
haline getirebilme çabası diyelim. Ve hani bugün geldiğim nokta 130'un üzerindesiydi. Binlerce konser, binlerce ürettiğim çeşitli projeler oldu. Biraz tabii anlattığınız İtalyan Lisesi'nde de Türkiye'de okuyorsunuz sonra. Biz bir geçmişinizi izledik. Yani başta bir veriyoruz programın başında. Şimdi birden bir Türk geleneğinin, Türk müziğinin, Türk kültürünün yaşadığı sohbetlerin olduğu filan bir ortamdan Fransa'da bu Türk kültürünü, Türk geleneğini yaşatmaya da çalışan bir işin içinde buluyorsunuz kendinizi. Ne fark görüyorsunuz? Bence ilk böyle yaşadığın hani kültür şoku denir ya, bu farklılaşma ile birlikte, başka bir ülkeyle birlikte bakışınızda ne değişti? Hem Türk müziğine hem Türk kültürüne bakışınızda ne değişti? Şimdi önce ben şunu altını çizmek istiyorum. Siyasi kültür sınırlarla, kültürel sınırlar birbirinden çok farklı. Yani İstanbul'da yaşamış, İstanbullu bir insanı veya Türkiye'li bir insanın kültürel sınırları Hindistan'dan ta Avrupa'nın ortasına kadar gidebiliyor. Tarihi bağlantılar olarak, etkileşimler olarak. Ama siyasal sınırların içine koyduğunuz vakit o bundan daha çok daha küçük. Şimdi bir milliyetçi açıdan baktığınız vakit sanki o büyük geniş bir coğrafyanın mirasını bir küçücük bir şeyin içine koymaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Ben bunu açmak istedim hep. Yani mesela bir Taj Mahal projesi yaptığımda bundan çıkış noktası Babur Şah'ın, Baburnamesi'nin benim de anlayabileceğim bir Türkçe ile oluşudur. Yani şimdi düşünürseniz Hindistan'da Moğol İmparatorluğu'nu kurmuş adam benim dilimi konuşuyor. Tabii 16. 17. yüzyıla bundan dolayı Türk yüzyılı deniyor ya, yani o kadar Hindistan ve Moğol. Evet. Oralara yani dolayısıyla her zaman mesela şey yaptık. Bunun kaydı var mı izleyicilerimize dinletsek? Bu Baburname. Evet. Var, hatta TRT'nin de çektiği bir şey var. Hakan Güngör'ün programında bir eseri orada çaldık. Bunlar hep benim bestelerim esasında. Şey değil yani, geleneksel müzikler değil. Mesela bir projede Türkiye'de o çok ilgi gördü ama tabii başka bir konuya çekildi. Adı Tasavvuftan Flamenko'ya oldu esasında. O projenin adı Batı'nın Doğusu'ydu. Çünkü İspanya'daki Endülüs Devleti'nin olduğu zamanlarda 11. yüzyılda orada doğmuş olan İbn Arabi Hazretleri var. İbn Arabi Hazretleri biliyorsunuz sonra bütün Konya'ya, işte Şam'a, Şam'dan Konya'ya kadar olan bir yolculuğu var ve bizim dünyamızın da önemli insanlarından birisi. Mursiya'da doğmuş. Ben mesela İspanyol hükümetinden bir proje ürettim. Onun Tercümanul Eşvak diye bir şiir kitabı var. Onu Arapça, İspanyolca'ya tercüme ettirdik. Şiir olarak. Onu da flamenkocular okudular. Biz Arapçasını okuduk. Müziği uyguladık. Yani bu projenin maksadı flamenko ile tasavvuf müziğini bir araya getirmek değil. İbn Arabi Hazretleri'nin Mursiya'dan, İspanya'dan ta şeye kadar bizim dünyamıza kadar uzanan yolculuğunun altını çizmekti. Yani bu tip projelerde ben yaptığım, ürettiğim şeylerde füzyondan kastım ya edebi ya tarihi bir bağlantı bulmak amacıyla yapmış olduğum projelerdir. Ama bunu yaparken de şeye de karşı çıkıyorsunuz. Mesela Türk müziğinin sadece Türk müziği olarak isimlendirilmesini sınırlandırma olarak görüyorsunuz. Daha geniş kullanılmalı. Tabii şimdi bir imparatorluk mirası bu yani. Efendim? Bu şimdi bir imparatorluk mirası. Şimdi mesela maalesef bir zamanlar Kültür Bakanlığı'nın da yayınladığı ansiklopediler var. İsim vermeyeyim şimdi, yazarının rahmetli oldu. Mesela bir Yorga Bojanos gibi abide bir müzisyen için piyasa çalgıcısı Türk müziğine hizmet etmiş Rum vatandaşlığı. Şimdi ben buna karşı çıkıyorum. Çünkü burada Türklük, Rumluk meselesi değil. Biz aynı medeniyetin, aynı kültürün insanlarıyız. Aynı müziği paylaşmışız. Aynı müzikle kendimizi ifade etmişiz. Bu
sen bana hizmet ettin, sen bana hizmet ettin, ben sana hizmet ettim konusu değil. Bir Hamparsum olmasa, bir İlya olmasa, bir Zaharya olmasa, bir Tatyos Efendi olmasa bugün bizim Türk müziği dediğimiz müziğin repertuarı bomboş kalır. Evet. Yani hem icra noktasında hem beste noktasında. Yani o zaman siz kalkıp da bir Hamparsum gibi, bir Limoncian gibi bir önemli bir zaten Türk müziğine hizmet et bir Ermeni vatandaş derseniz biraz ayıp olur gibi geliyor bana. Bizim müzemizin aralıkları İsa'dan 500 yıl önce Pisagor hesaplamış. Bugün çağdaş müzikçiler bu şeye ulaşmaya, bu ses aralıklarını duyabilmek için çırpınıyorlar diyorsunuz. Bizim müziğimizin Batı müziğiyle farkını da biraz izleyicilerimiz için anlatırsanız seviniriz. Yani biz müzik konusunda cahil, ben cahilim. Hani bunu hep söylüyorum her seferinde. O yüzden biraz teknik de soruyorum. Geçen hafta Erol Parlak'tı konuğumuz. Ona da teknik şeyler de arada soruyorum ki aslında biraz konuyu daha da iyi anlayalım. Evet. Bunu sağlamak için. Buyurun. Ya ben şunun altını çizeyim. Ben mimarlık tahsilimin yanı sıra bir de müzikoloji okudum ben Paris'te. Yani Sorbonne'da müzikoloji okuyorsunuz galiba değil mi? Evet. Sorbonne'da yani üzerinde özellikle olarak çalıştım. Müzikolojik açıdan baktığınız vakit şimdi aşağı yukarı Rönesans'a kadar Avrupa'da dahil olmak üzere herkes aynı ses sisteminden müzik icra ediyor. Yani eski Yunan, eski Mısır, Asya ülkeleri, yani Asya'da bir pentatonik sistem var ama yine de sesler itibariyle aynı. Şimdi Pitagor bunu ilk defa hesaplamış, matematiksel olarak hesaplamış. Yani eski Yunan filozoflarının müzik konusunda Aristo'da dahil olmak üzere yaptığı çalışmalar var. Hatta biz El Farabi diyoruz. El Farabi Aristo'da Arapça'ya tercüme edilişidir yani. Tartışmalı bir konu diyelim. Yani şöyle, kendisi de zaten söylüyor. Bir ömrüm vefat etse 100 defa daha okurum diyor Aristo'nun metafiziğini. Şimdi yani altını çizmek istediğim şey bu konu tarih içerisinde ta eski Mısır'dan, eski Yunan'dan bütün Orta Çağ toplumlarından Asya'ya kadar aynı müziği icra etmişiz. Aynı aralıklar sistemini kullanmışız. Fakat Rönesans'tan itibaren bir polifoni şeysi konusu çıkıyor. İşte yani Trinite 3 şeye inandıkları için üçleme mevzu var. O işte hani 3 sesli olsun, 4 sesli olsun falan derken biraz da dini bağlantılar nedeniyle başka bir konuya gidiyor. Fakat tabii bu akustik, armonik aralıklarla polifoni yapmak biraz güçleşiyor. Çünkü sesleri sabitleştirmeniz lazım. Fiziki olarak da baktığınızda, yani zaten bunu o zaman Pitagor da hesaplamış, bazı şeyleri birkaç oktav tekrar ettiğiniz vakit arada bir farklılık doğuyor. Mesela bir beşli aralığı 10 defa, 15 defa tekrar edersiniz. Veya bir oktavı 7 defa, 10 defa tekrar edersiniz. Şimdi bundan ne çıkıyor? Bir yandan da Batı müziğinde transpozisyonlar çıkıyor. Yani aynı melodiyi başka seslerle icra edersem, başka yerleri biz ona shed diyoruz, transpozisyon yaparsam, aynı şeyleri duyabilmem lazım, onları üst üste getirebilmem lazım gibi bir takım problemler ortaya çıkıyor. Bunu halledebilmek için o sesleri basitleştirmişsem bir kondense etmişler diyelim matematiksel olarak da. Ve bugün bizim Batı müziğinde tampere dediğimiz veya diatonik aralıklar dediğimiz, yani bir oktavda 12 ses kullanan bugün piyanonun klavyesinde duyduğumuz sesler. Şimdi bizim makamlarımızı icra edebilmek için benim hesabıma göre tam 41 tane ses lazım bir oktavın içerisinde. Siz şimdi o 41 sesle icra edilen bir müziği ezip büzüp 12 sese indirdiğiniz vakit zaten manası kalmıyor. O zaman biz de polifoni yapalım. Biz de Batı müziğinin diline girelim. Şimdi bunlar tabii birbirinden farklı şeyler. İyi mi kötü mü? Bu ondan daha iyi, ondan kötü demiyorum. Fakat farklı bir müzik anlayışı, farklı bir müzik dili. Bence ikisinin de yeri var, ikisinin de değeri var. Ama
Bizim müziğimizi biraz eksiltiyor diyorsunuz. Yani o ses aralık duymak mı değil. Tabii o 40 ses aralığı nerede, öbürü 12 nerede? Tabii olmuyor. Yani buna şey bir örnek vermiş Rauf Yekta Bey, bizim en önemli müzikologumuzdur. Evet. Şimdi kelime müzikse, muzuk deseniz ne dediğiniz anlaşılır. Ama yine müzik başka, muzuk başka. Yani şimdi piyanoda siz bir segah taksim yapsanız segah olduğunu anlaşılır, bilen anlar, ama işte o muzuk olur, müzik olmaz ya. Yani. Batı müziği, Hint müziği vesaire bir sürü şeylere de açılım yapıyor. Biraz herhalde buradaki bu kısırlaşmayı diyelim artık, hani çağların içinde aşmak için bu doğuya yapılıyor bu açılımlar diyebilir miyiz doğu müziklerine? Valla bu çok derin bir konu. Ben size şunu söyleyeyim. Yani şimdi biz çağdaşlaşma diyoruz, evrenselleşme diyoruz. Bundan anladığımız nedir? Bugüne kadar anladığımız çağdaşlaşma veya evrenselleşme batılılaşmaydı. Halbuki ben... Batılı olmakta daha doğru. Ben bugün şunu iddia ediyorum ki evrenselleşmek kendin gibi, kendi medeniyetine sahip çıkmaktır. Evet. Biz kendi dilimizi bilmeden başkasının dilinde konuşmaya kalkarsak o zaman çocuk seviyesine iniyoruz. Ben şeyi çok örnek olarak gösteriyorum. Mesela Adnan Saygun'un bir röportajı var, Çay Sohbeti. Yani bunu birkaç defa da söyledim evet, daha önce. Çünkü çok güzel bir örnektir buna. Biliyorsunuz Hafız-ı Şirazi, yani Orta Şark'ın en büyük abide şairi. Yani sadece Fars dili değil, çünkü Fars dili biliyorsunuz bir edebiyat, üniversal bir edebiyat dili o zaman. Evet. Ona diyor ki mesela o bir İran folklorunun şairiydi. İngilizceye tercüme edildi, evrensel oldu diyor mesela Adnan Bey. Bakın işte. Aynı bir şeyi biz müzikte de yaşıyoruz. Yani Itri İstanbul folkloru, yani bir etnik müzik lafı var ya, etnik müzik. Etnik müzik yani bir kabilenin, bir kavmin müziği manasına geliyor. Şimdi siz nasıl Itri'yi, İsmail Dede'yi bir kavmin müziği yapabilirsiniz? Ki aynı şey Bach için de genel geçerli, Mozart için de. Siz, Alman müzisyen mi diyoruz onlara? Şimdi siz deseniz ki bugün Bavyera'nın köylüsünün müzisyeniydi deseniz herhalde ayıp olur birazcık. Evet. Ben de aynı şeyi iddia ediyorum. Bir Şevki Bey, bir Tatyus Efendi, bir Hamparsun, bir İsmail Dede, bunlar artık bir kavmin, bir etnik müziğin konusu değil. Bu artık bir evrensel bir konu. O yüzden Osmanlı klasik müziği öneriyorsunuz röportajlarınızı okuduğum kadarıyla. Bunu konuşmak evet, çok daha doğru bir tanımlama olur diyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bir de şimdi bir de Türk sanat müziği konusu var. Yani o da şimdi Avni Anıl'ın şarkısından, Yusuf Nalkesen'in şarkısından, işte bugün ortaya çıkan şarkılarla İsmail Dede'nin bilmem ne makamındaki bestesini, murabbasını aynı posaya koymak doğru değil. Evet. Sizin çok hoş anılarınız da var tabii, röportajlarda yer yer aktardığınız. İlk Sufi ismiyle yurt dışında basılan ilk plan sahibi Kutsi Ergüner ve bir ilk aslında, birçok ilkleri yapan isimlerden birisiniz. Bu da bir ilk. Bu plağı o zaman mimarlıkta öğrenci miydiniz, sonraki dönemde herhalde? Öğrencilik yıllarında. Sene şimdi esasında benim Avrupa'da yaptığım, şahsen yaptığım ilk plak İsveç'te yayınlanmıştır. 72 senesinde. Ondan sonra işte Paris'e yerleştikten sonra UNESCO'nun yayınladığı Musical Source diye bir koleksiyon vardı. Orada Meditation on the Ney diye bir albümüm oldu. Sırf Ney Taksim'i. O 74 senesinde yayınlandı. Hemen ertesi senede 75 senesinde rahmetli Nezih Uzel'le bizim Özbekler Tekkesi'nde duyduğumuz, bildiğimiz, okuduğumuz ilahilerden bir albüm yaptık. Ve adına da Türkiye Müzik Sufi konuldu. Ki onun ikinci volümünü de yaptık ondan sonra. Ve o zaman tabii Türkiye'de hani Sufi kelimesini, tasavvuf kelimesi pek önde bilinen bir konu değildi. Yasaklı konular biraz da. Yasaklı olmasa da zaten hani kimsenin farkında olduğu bir konu değildi. Sadece 1980'li yıllardan sonra rahmetli Ahmet Hatipoğlu Ankara Radyosu'nda bir tasavvuf müziği korosu kuruldu. Ama benim anlayışıma göre o da birazcık şey Arap radyolarından andıran bir şey. Yani bizimki
daha böyle samimi, yani bir tekil toplantısında işte bir dinleyicilerle bir ilahi okuyan birinin bir araya gelmesi gibi. Yani Özbekler teksinin bizim yaşadığımız bir şeydi o zaten. Otantik yani o atmosferi yansıtıyordu. Evet yani orada okunan şeyler hatta programsız filan böyle içimizden ne gelirse onu okuyorduk çalıyorduk. Şeyi merak ettim anlatırken mesela işte İsveç'te ilk planınızı yapıyorsunuz sonra Paris'te yapıyorsunuz. Yani sanatçıların plak yapması zor bir şey hani müzik piyasasını bildiğimiz kadarıyla. Demek ki ilgi yaptığınız işin kıymetini bilen, değerini anlayan insanlar vardı Avrupa'da o zaman. Tabii. Bebek Türkiye'den daha fazlaydı. Şunu ben hayretle söylüyorum. Bazen bakıyorum bizim Kültür Bakanlığımızın veya devletin kültür organlarının içindeki insanlar böyle yola çıkıyor. Bir Türkiye'yi tanıtalım falan. Ya bir önce bir bakın neler yapılmış. Şimdi mesela UNESCO'ya temsilciler geliyor. Yine daimi temsilcilerimiz. Ya ben söyleyeyim bak UNESCO şunları yaptı. Mesela UNESCO'nun plak koleksiyonunda 8 tane Türkiye ile ilgili albüm var. Bundan kimsenin haberi yok. Evet. Yani yapacağım diye ortaya çıkıyorsun. Bir önce insan bakar neler yapılmış da ona ne ilave edebilirim diye bakar mesela değil mi? Yani bazı şeyler artık unutuldu gibi. Yani yapılanlar unutuldu. Sıfırdan başlıyoruz. Her sefer sıfırdan başlıyoruz. Yani öyle olunca da şey kıymetlenme ve değerli olanın bulunması da zor oluyor çünkü. Evet, yani şimdi şunu söyleyeyim size. Eğer ben 50 senedir sadece bir neyzen olarak hayatımı burada Avrupa'da idame ettirebiliyorsam, 130'un üzerinde dediğim gibi CD yapmışsam, bu kadar konser yapmışsam, demek ki bunun da bir dinleyicisi var. Evet, bir karşılığı var. Peki, burada bir reklam arası verelim. Bir reklam arası.
Efendim Türk kahvesinde ikinci yarıda konuğum Paris'ten, Fransa'dan katılıyor. Ünlü Neyzen, Kutsi Ergüner, Türk kültürünü, Türk müziğini dünyaya taşıyan, evrensel müzikle buluşturan bir isim. Çok değerli bir isim. Ve biraz önce Yol albümünü dinledik. Albümün sonunda alkışların da ne kadar yoğun olduğunu göreceksiniz. Yani Almanya'da verilen bir konserde seyirciyi ayağa fırlatan bir icra, ne diyelim, bir konser. Gerçekten de o yolun sonunda o seyircinin ayağa fırlaması çok etkileyici. Yani ve yabancı, yani Türk de vardır elbette aralarında ama hani baktığımızda yabancıların da olduğunu görüyoruz. O müziğin sihirli şeyi galiba bu, değil mi? Bütün kültürleri buluşturan, birleştiren bir yapısı var. Virüs diyorsunuz gerçi siz onu daha güncelleyerek, bir kere bir kulağa girdi mi o virüs diyorsunuz, kolay Evet. kolay çıkmaz. Aa, şunu söyleyeyim size, bana bu soruyu yıllar önce bir gazeteci, Türk gazetecisi sordu. Hani Almanlar veya işte Fransızlar niye Türk müziğini seviyorlar? Ben de dedim ki yani bir müziği sevmek için illa Türk, Alman, Fransız falan olmak için bir meloman olmak lazım aynı şeyde. Yani müziğe hassasiyetiniz varsa her türlü müzikten hoşlanırsınız. Hakikaten varsa böyle bir ilginiz. Yani ben insanları iki türlü, iki şeye ayırıyorum. Müziğe hassasiyeti olanlar ve olmayanlar. Olmayanların içinde Türkler de var, Almanlar da var, Tamam. Fransızlar da var. Ama şöyle oluyor, şimdi hassasiyeti olmadığı halde, bir Türkler konser vermeye gelmiş diye gelenler de olabiliyor. O müzikten bir şey anlamıyorlar, onlar duruyorlar, bak Almanlar çok seviyorlar. Yani işte bütün sıkıntımız burada bizim. Şunu söylemek istiyorum. Hani bazen böyle muhafazakar kesim neyi muhafaza ettiğini bilmiyor gibi böyle bir takım tenkidim oluyor. Bazı insanları da belki üzüyorum bu tenkidimle. Yok, bence çok da doğru ve yerinde bir tenkit. Bugün geleneksel sanatlar ilgi görüyorsa, yaşıyorsa bunun sebebi turizmdir. Yani Çinicilik devam etti. Niye Kapalı Çarşı'da turistlere çini satmak için? Minyatür sanatı niye devam etti? Turistlere minyatür satmak için. Muski niye, Mevleviliği niye devam ettirdik? Turistler, yabancılar ilgileniyor diye. Yani şimdi biz kalkıp da bu bizimdir falan diyoruz ama bizim olamadı. Ama tabii kitleler için biraz böyle fark eder. Yani çağın ruhu da böyle. Yani batıda farklı mı? Yani Paris'te Her farklı mı? yerde öyle, her yerde. Her yerde aynı. Hani oradan değil ama her zaman da iyi olanı, nitelikli olanı koruyan, kollayan, gözeten ve onu yaşatan bir zümrede bulunmalı ve bu bir zevk sahibi grupta bulunmalı. İşte bizim sıkıntımız işte o zevk sahibi grup tutumumuzun o grubu bir zamanlar sadece batıya yönelik oldukları için bunlarla ilgilenmediler. Şimdi ilgilenmeye çalışanların da bu sanatı anlayacak kadar bir birikimleri yok. Ya da sayıları az diyelim. Siz de Sayıları az diyelim. sayıları az Genelde. diyelim. Genellemek çünkü çok böyle hani Yok yok, yani ben bu genellemiyorum. Yani bu şimdi sayıları az diye. hem Sizin popülizme karşıyım hem de elitizme karşıyım. Yani ama bir muskinin yaşaması için onunla ilgilenecek insan lazım. Yani bir ortam olması. Yani bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir senfonik müziği, bir konçertoyu çaldırabilmek çok zor bir iştir. Bir kere 40-50 kişiye ücretini vereceksiniz, bir yere toplayacaksınız, çalıştıracaksınız vesaire. Ama bunlara eleman yetiştirecek konservatuvarları var. Şimdi niye? O müzik bugün popüler olabilecek bir müzik olmayabilir. Ama onu bir prestij olarak Batı dünyası ayakta tutuyor. göreve yapıyor. Evet. Biz bunu prestij haline getiremiyoruz. Niye getiremiyoruz? Çünkü popülerleştireceğim, kalabalığa dinleteceğim diye uğraşıyoruz. Bu sefer yozlaştırıyoruz. Paris yıllarınızda bir Melih Cevdet Anday ile o dönemin kültür ateşesi bir de bir hatıranız var. Dikkatimi çekmişti. Onu da bizimle paylaşın isterim. Ben esasında kendisinin de ismini vermedim ama sonradan artık tarihi olarak uyduğu için ismi ortaya çıktı. Yani şöyle ki işte bu bahsettiğiniz ilk Sufi adı altındaki plak çıktığında 33 devirlik plaklar o zaman. Ben tabii hani gençlik işte hani bir gurur duydum bundan, kendime hoşuma gitti.
o zamanlar bir talebe olarak pasaportumuzu uzatmak durumunda olduğumuzda işte konsolosluğa gidiyorduk. Önce kültür ateşlisine gidip işte ben talebeliğimi ibraz ettikten sonra onun verdiği yazıyla konsolosluktan da pasaportumuzu uzatıyorduk. Dolayısıyla mecburen kültür ateşimiz, o zamanki kültür ateşimizle muhatap oldum. Ben de hadi gitmişken madem kültür ateşisi bu planımı da hediye edeyim dedim kendisine. Ve işte o hediye ettiğimde de bayağı bir azar işittim. Yani sen işte bu genç bir adamsın, ne işin var böyle şeylerle falan diye. Yani bunlar, yaşan, ben bunları anlatırken hani bir devrin intikamını almak değil. Tabii, şimdi, gerekiyor. Yani bugün neyle ilgilenen, muskeyle ilgilenen çok şükür genç arkadaş var. Onlar bu devirleri yaşamadılar. Yani hep ben bunun altını çiziyorum. Benim şimdi yaşım 70'e geliyor. Benim neslimden neyse 2-3 kişiyiz. Evet. Halbuki sadece İstanbul'da 75-80 tane ney atölyesi var, ney yapıp satan. Yani müthiş bir popülerleşme. Bunun sebebi yani bir teşvikte de bir ifrat var burada tabii. Yani, evet. Şeyde de yasakta da bir ifrat vardı. Onda da bir ifrat var. Kaliteyi öldüren bir ifrat var. Evet, iki ifrat arasında yaşıyoruz ama yani şunu demek istiyorum. Yani bunları ben anlatırken bir devirde yaşanan zorlukların da bilinmesi lazım. Yani o zaman niye söylüyorum bunu? Çünkü bizden sonraki arkadaşlarımız bir takım referanslara ihtiyaçları var. Yani bir arada bir boşluk olmuş, o boşluğu kapatacak şahıslarla bir ilişki olması lazım. Geleneğimiz hep insandan insana geçen nakil dediğimiz olay var. O nakil içinde referans bakıldığı vakit bazı ortaya konulan referanslar da o geleneğin devamı değil zaten. Evet, maalesef. Öyle olmak zorunda. Başka bir şey. Arada bir 50 senelik, 60 senelik bir uçurum var. Evet. Bir de tabii onun üzerine bir de yeniyi koymak. Yani o geleneği bir devam ettirmek, bir de onu bir o yaşanılan çağın şeyiyle buluşturmak. Dönemin gelişmesiyle, müziğiyle, belki farkıyla buluşturmak, dünyayla buluşturmak da ayrı bir şey tabii. Ayrı bir bilgi ve gerektiriyor. Yani o da kendiliğinden. Evet, ama yani şunu hiçbir şey çıkmıyor orta yere. Tabii ama yani şunu da söyleyeyim. Şimdi biz hani yeni eskinin düşmanıdır ve eski yeninin düşmanıdır gibi böyle bir diyalektiği reddeden bir toplumuz. Şimdi bugün bakıyorum Batı'da benim beraber çalıştığım caz müzisyenleri veya çağdaş müzik müzisyenleri 8 sene 10 sene konservatuvarda okuyup konçerto çaldılar. Klasik Batı müziğinin bütün repertuarı geçti. Ondan sonra ben caz yapacağım dedi. Caza geçti adam veya başka şeye geçti. Şimdi biz bir takım verileri elde etmeden, bir takım malzemeyle, repertuarla, yani daha önce yapılmış olan tecrübelerinden beslenmeden bir yenilik yapmaya kalktığımız vakit yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz. İlla ki bir olgunlaşma, bir birikim. Tabii yani. O zaman da eğer ben kendime, bakın ben bunu hep anlatıyorum. Mesela hiç unutmam, Japonya'da plak yapacağız. Pehlevi ayinleri, peşlevileri diye. Yani oturdum kendim bir peşlevi yazdım. Çok sevdiğim Segah makamında bir peşlevi yazdım. Sonra akşam uyuyorum, gece rüyamda, yemin ediyorum size, Yusuf Paşa, Salih dedi, Nahi Osman dedi, hepsi dizildiler. Sırayla geldiler. Evet, diyorlar ki ya benim peşlerimi koysana, işte bak şu peşlerimi çalsanıza, şunu çalsanıza. Bir ben utandım, ertesi gün yırttım attım o peşlerimi, yazdım peşlerimi. Japonya'da yaptığınız konserde nasıl çalıştınız, biraz onu bize anlatın. Şimdi benim Japonya'da ilk çalışmam, ben 87-88 yıllarında aşağı yukarı 5,5 ay Tokyo'da kaldım. GVC şirketinde çalıştım. Orada GVC koleksiyonunda iki tane plağım var. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim plağıdır. Türkiye'de prodüksiyonunu yaptım. Rahmetli Yusuf Gebzeli, Fevzi Mısır, Aziz Bahriyeli, İbrahim Çanakkale'li falan onlarla yaptığım bir kayıt vardı. Onu Japonya'da yayınladım. Sacred Koran Recitation diye.
Sonra işte Mevlevi ailelerinden Peşevler diye bir plak yaptık. Sonra bir Hint müziği prodüksiyonu yaptım orada. Ve ayrıca da bir tiyatronun müziğini yapıyorduk o zaman Ginza Tiyatrosu'nda. Live müzik olarak yapıyorduk, yani canlı müzik yapıyorduk. Dolayısıyla 5,5 ay orada kalmam icap etti. Ve o dönem içerisinde ben Japonya'da 6-7 tane CD'm var benim, Japonya'da yayınlanmış. Sonra bu son gidişimiz çok daha ayrı bir konuydu. Çünkü şöyle söyleyeyim, bir İngiliz antikacı koleksiyoner yıllarca müzik enstrümanı koleksiyonu yapmış. Bilhassa Türkiye'den tamburlar, kemençeler, udlar, müthiş güzel enstrümanlar 17-18. Yüzyıllara ait. Bu koleksiyonu sonra Katar emiri Saniye satmışlar. O koleksiyonu almış. Fakat benim de şöyle bir önerim oldu. Yani çünkü antikacıyı tanıdığım için o da rahmetli oldu diyelim, İngiliz antikacıydı. Dedim ki ya bu enstrümanları müziğe koyacağınıza biz bunları biraz elden geçirelim. Bu enstrümanlarla bir konser yapalım. Tane'nin aldığı, satın aldığı o. Evet, evet. Neyse biz onlar bir restore edildi. Tamburlar, utlar falan. Ve biz onlarla Japonya'da bir konser yaptık. Tane'nin de mücevherlerinin sergilendiği bir müzeydi, Mio Müzesi. Sonra onun kaydını da planı da yaptık ama hala bir komersyalize olmadı o. Yani şu anda hatta ben size göstereyim bir dakika müsaade ederseniz. Görebiliyor musunuz? Evet, şimdi gördüm. Böyle çok prestijli bir albümdür şu şekilde. Çok güzel. Belki unutulmuş mudur diyelim, ne diyelim? Valla işte bu da tamburun resmi, işte göreceksiniz içinde. Kaçıncı yüzyıldan bu tambur? O sedef. Bu 18. yüzyıl başı. Ondan sonra yani bu projenin şeysi, temeli işte o koleksiyondaki her enstrümanı ön plana alarak o enstrümanı çalmış olan bestekarların ve o devirde yaşamış olan bestekarların eserlerini bir araya getirdim. Yani 18. yüzyıl, 17. yüzyıl neyse. Evet, hani o tambur veya ut neyse. Şimdi önce tamburla başladık. Tambur, işte tamburu Mustafa Çavuş, Han Parson falan o dönemlerin 3. Selim, o dönemlerin enstrümanı olduğu için hepsi tamburu olmak şartıyla o bestecilerin eserlerinden bir kayıt yaptık. Londra'da Pida Gabriel'in stüdyosunda yaptık. Valla normalde bunu Sani dinledi, hoşuna gitti. Hatta işte gösterdiğim şu albüm şeklinde yapıldı. Bir belli bir sayıda. Hatta bunu Sayın Erdoğan'a da hediye etmek üzere kendisine verildiğini biliyoruz. Ama sonra ne oldu? Arkası gelmedi. Bu böyle havada kaldı. Valla inşallah yayılır. Bu arada antikacı olan o zat vefat etti. Oğlu miras derdine düştüler falan böyle. O Arap şey oldu. İşin içine bambaşka. Evet. Biraz böyle bir şanssız davranıyor. Gabriel'le de müzik yaptınız bu arada. Dünyanın birçok ünlü müzisyeniyle müzik yaptınız. Peter Gabriel'le de müzik yaptınız diye biliyorum. Evet ama yani ben şimdi şunu söyleyeyim. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Tabii Peter Gabriel önemli bir şahıs ama onun dışında işte Mark Minkowski'nin orkestrasından da çaldım. O zaten Saraydan Kız Kaçırmasını çaldık. Efendim son Bob Wilson, Robert Wilson'dan projelerim oldu, yaptık. Ve işte Caroline Carson'dan bale projelerim oldu vesaire. Morris Mejar'la çalıştım. Bunlar tabii büyük isimler ama benim kendi dünyamdaki büyük isimler bambaşka. Ben işte Necdet Yaşar'la çalmış olmaktan, Bekir Sıtkı Bey'le olmaktan. Efendim hala hayatta. Bu da bana galiba biraz öyle. İhsan Özgen'le çalmış olmaktan. Evet. Alaaddin abiyle, Alaaddin Yavaş şeyle beraber olmuş olmaktan. Yani bunlarla beraber olmaktan, kendi Karaceylan turneler yapmış olmak benim için daha prestijli. Nezih Uzel'in de hayatınızda özel bir yeri var galiba. Evet. Rahmetli analım Nezih. Evet, evet, evet. Biz şöyle yani Nezih bizim ailenin bir parçasıydı. Hatta
biraz hani babamın üvey evladı gibiydi. Çok yani yakınımızda olan, yani çocukluğumuzdan beri hep ailenin bir parçasıydı. Tekke'de her hafta zaten pazar günleri beraber oluyorduk. Onun dışında mesela ilk konserimizi 68 senesinde Milliyetçiler Derneği'nin 68-69 senesinde bir konserinde yaptık. O Acem Aşır'ın ayini yaptık falan. Yani bütün uzun süren bir müzik maceramız oldu. Hatta son konserimizde Cemal Reşit Rey'de yapıldı. Evet, evet. Onun videosu şeyde dolaşıyor YouTube'da, nasıl elde edilmişse. Dolayısıyla yani bir önemli bir yol arkadaşıydı benim için. Ve hatta biz hiçbir zaman, çünkü aynı ortam içinde yetiştiğimiz için, yani şunu okuyalım, bunu okuyalım filan diye bir repertuar yapmadık hiç hayatımızda. İçinden ne gelirse onu okuyordu. Ben mesela ne bileyim işte Uşak Taksim'e giriyorum, bakıyorum ona pek etkilemiyor. Değiştiriyorum, Hicaz'a giriyorum, Hicaz hoşuna gitti. Böyle çok tabii bir icra şeklimiz vardı. Tabii onu bugün kimseyle yapmam mümkün değil. Yani mümkün değil. O da o isimler de ayrı. Ben gene tabii batıdan gideceğim siz. Ben gene batıdan gideceğim. Goethe'nin Doğu Batı Divan'daki şiirleri tasavvuf müziği formatında Türkçe ve Almanca seslendiren bir projeniz oldu. Yani projelerinizin hepsinde aslında böyle çok özgün işler var. Mesela Osmanlı davulları çok eski olan bir yine projeniz. Biraz bunları da konuşalım istiyorum. Mesela tiyatro oyununa yaptığınız müzikler var. Simyacı ve Bunerjo. Afife Jali tiyatro ödülü alıyorsunuz zaten bunlarla. Biraz bunları da konuşsak hani olur mu? Tabii. Şimdi dediğim gibi mesela Goethe'nin Batı Doğu Divanı. Yani bunlar o kadar enteresan, biraz daha detaylı anlatayım müsaade ederseniz. Hı. 2003 miydi, 2001 miydi? Şimdi NAV diye hani Türk hükümetinin. Evet. Batı'da kendini tanıtmak, birazcık da işte lobi yaratmak için yaptığı bir kültür projesi. Bana da eksik olmasınlar, sen de bir konser yap dediler ama ne çal, ne istersen yap oldu. Yani ben gidip oraya 3-5 arkadaşımla 2 peşler ve 2 ilahi çalsam yine aynı şey olacaktı. Ama ben içime sindiremedim. Böyle bir fırsat olunca, hani bir temada olunca yeni bir şey yapmak istiyorum. Eşimle beraber bir gece bir arkadaşın evine yemekten dönüyoruz. Gece geç vakit bir kahvede oturduk. Yanımızda da kitapçı dükkanı var. Paris'te kitapçı dükkanları gece 2'ye kadar falan açık olabiliyordu o zamanlar. Hani uykusu kaçıp da kitap arayanlar için. Biz kitapçı dükkanına girdik. Orada baktım reyonda Goethe'nin Divan, Batı Doğu Divanı Fransız. Ben de Türkçesi vardı. Türkçe tercümesi 40'lı yıllarda yapılmış ama bir şeye benzetemedim. Çok kötü bir tercüme. Yani dil itibariyle bana hiçbir şey ifade etmedi. Fransızcasını okuyunca baktım ki adam Hazreti Peygamber'e metiyeler söylüyor. Bilmem Mevlana'dan bahsediyor. Hatta sonra birazcık daha Almanca sözlerine baktığında Aruz Besin'den yazmış Almancayı. Evet. Yani kendine göre bir takım kalıplarla uydurmuş. Bu benim çok hoşuma gidelim. Eşimi hatta gece 3'te 4'te uyandırdım. Dedim ki şey Berlin projesi çıktı. Buldum projeyi. Tabii ben Almanca bilmiyorum. Çünkü benim derdim Almanca okutmak şiirleri. Yani Türkçe Almanca değil, Türkçe okumadı. Hepsi Almanca okudu. Hatta belki telaffuzda anlaşılma sorunu olursa birisine de her eserden önce birisine Almanca şiiri okuttum. Bu böyle anlamak ve şey yapmak için bu bir projedir. Sonra o Berlin'de bu konseri yaptıktan sonra 15 tane daha yaptık o konserde. Hatta Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışını bu konserle yaptık. Diğer projelere gelince hani tiyatro projesi Afife Cali mesela şeyi yaptım ayrıca. Mesela daha o zaman Nazım Hikmet Türkiye'de yasaklı oldu. Şimdi Nazım Hikmet'i de yaptım. Şair cenazesi yaptım mesela. Bunlar hep benim kendi bestelerim yani. Şey değil yani. Şeyden hoşlanmıyorum ben füzyon deyince. Hani böyle geleneksel bir müziği alıp da başka bir şekilde sokmak değil. Hani kendi yapabildiğim kadar bir iki bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Ondan sonra hatta o yıllarda Fransız hükümeti de bana bir beste ısmarladı İstanbul üzerine. Passion d'İstanbul diye albüm olarak Türkiye'de de bulunuyor. İmaj Müzik'ten yayınlandı o.
Sonra işte bu Mehmet Ulusoy vardı. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim bir insandı. Yani. Gerçi hani Türk solunun bir zamanlar çok dışlandığı dönemde ben burada o Türk solunun çok ne kadar candan, ne kadar zevkli, ne kadar aydın, ne kadar zarif insanlar olduğunu keşfettim. Yani bir Abidin Dino, Mevlevi Ayini'nin tiyatroda yapılmasıyla ilgili ilk tenkidi Abidin Dino yapmıştır. Bana önce Yaşar Kemal'in Orta Dilek oyununun müziğini yapmamı istedi. Ondan sonra işte Simyacı'nın müziğini yaptım. Hatta şey Genco Erkal'la beraber çalıştık o dönemde. O da çok önemli bir tiyatrocu Genco. Yani, tabii ben insanların siyasi fikirleri ayrı olabilir. Ben bu sanat konusu olunca ben burada böyle bir ayrımı yapılmasına karşı bizdendir, onlardandır yapılması doğru değil. Sonuçta bu ülkedeki bütün sanatçılar bizden yani. Hani işin evet yani kim yani, işin ehliyse. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama hepsi bizim yani sonuçta. Evet, peki sizin var mıdır böyle benim yaptığım bütün bu projeler ve eserler içinde bu en iyisiydi? İşte burada gönlüm mutmain oldu dediğiniz iş var mıdır böyle? Valla bilmiyorum, her projenin ayrı bir macera benim için. Mesela şimdi her sonuncusu neyse onun üzerinde daha yoğunum. Mesela şimdi yeni bir kayıt yaptık. Kendi talebelerimden, Mevlevi ayinlerinden en can olucu yerlerini icra ettik. Beyati ayininden, Hicaz ayininden, Hüzzam dedenin Hüzzam ayininden, Pencikah ayininden, değişik bir Ferahfeze ayininden. Böyle en böyle canlı, en diyelim en yüce noktası, hepsi güzel de tabii seçilmiş bazı kısımlarından böyle bir CD hazırladık. İnşallah bu Eylül'de, Ekim'de falan çıkar. İnşallah şimdi. Biz de güzelce dinleriz. Ben keyifle demek istemiyorum çünkü bu keyif lafı çok sünebilen ve aslında farklı anlamlar ifade, hafifleten bazen bir şeymiş gibi de geliyor. Ama eminim çok severek dinleyeceğimiz bir şey, bir albüm olacak ve merakla inşallah. Ya burada tabii şunu da altını çizmek istiyorum. Ben mesela Türkiye'de yaptığım konserlerde içeri girenler birbirlerine hadi iyi eğlenceler diyorlardı. Şimdi ben de zaten o biraz onun altını çizmek için söyledim. Bundan ben çok rahatsız oluyordum. Yani çünkü her müzikte bir eğlence müziği olmak zorunda değil. Yani veya eğlence de eğlence de bizim anladığımız manada olmayabilir. Yani bir manevi eğlence de olabilir, manevi neşe de olabilir. Ama ikisinin arasında fark edemiyoruz. Yani illa her müzik bir düğün salonu atmosferi içinde gelmek zorundaymış gibi. Ya da her yaptığımız şeyden bir şey almak, eğlence kıvamında böyle bir neşelenmek zorundaymışız gibi, işte tefekkürü, içine dönmeyi, sorgulamayı azaltan bir dünya bu biraz da tabii, böyle bir atmosferin içindeyiz. Siz aslında biraz buna da farklı müzik açısından bakan yorumlarınız oluyor. Türk müziği bireyseldir, bizim müziğimiz daha doğrusu bireyseldir diyorsunuz. Ve içe yolculuğa müsaittir. Biraz bunu da açın isterim. Yani şöyle ki bakın bir ney taksimi dinlediğiniz vakit veya bir ud taksimi dinlediğiniz vakit, yani biraz bir konuya vakıfsayınız, çalan kişiyi bu falanın diyebiliyorsunuz. Çünkü neden? O kişi icrasında hemen kendi şahsiyetini koyuyor. Ben şimdi herhangi bir Neyse'ni dinlediğim vakit, bir Niyazi Sayın'ı dinlediğim vakit, bir Aka Gündüz'ü, bir Doğan Ergin'i dinlediğim vakit daha ilk sesinden bu Aka diyorum. Çünkü farkı kişiden, değil mi? Yani o farkı siz algılıyorsunuz tabii. Tabii yani biraz konuya vakıf olan kimse bunu hemen algılar. Şimdi niye? Çünkü kişinin sevki, kişinin tınısı müziğe kolayca yansıyor bizde. Halbuki Batı orkestralarında bu kişisellik biraz silinmiş vaziyette. Ancak ve ancak solist olduğunuz vakit biraz ortaya çıkıyor o kişisellik, ama o da çok böyle hani anlaşılır anlaşılmaz. Hani çok da eksper olmak lazım. Falan konçertoyu falan çaldı
Ama eser aynı. Zaten nüansları üzerinde yazılı ama onunki birazcık daha güzelmiştir diye onu anlayabilecek çok bir bilgi birikimimiz olması lazım. Ama bizde çok barizdir. Fakat tabii sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu batılılaşma süreci içerisinde bunu bir kolektif hale getirmişiz biz. Ve o kişiselliği yok etmişiz. Yani bakın bugün o korolardaki icra tarzında 50 kişi oturur ama bir tane ses duyarsınız. Bir ses kitlesi duyarsınız. Çünkü hiçbir saz öne çıkamaz, hiçbir saz farklılık yapamaz. Farklılıkların hepsi yok edilmiştir. İşte ben buradan yola çıkarak işte cumhur okumayla koro okuma diye bir farklılık koyuyorum ortaya. Çünkü cumhur okumada bireyler öldürülmeden, kişilerin zevki öldürülmeden beraber okumadır. Herkesin özgünlüğü korunarak. Evet, farklılıklar yok edilmeden beraber olmaktır. Cumhuriyetin zaten adı üstünde cumhuriyet de o yani. Hürriyet içerisinde beraber olmak. Cumhuriyet döneminde özellikle bu farklılıklar yok edilmiş. Müzikte söylüyorum tabii. Başta Mesut Cemil Bey olmak üzere rahmetli. Mesut Cemil Bey'in kurduğu korolar olmak üzere. Bu farklılıklar tek düzeye indirilmiş ve bugün monofonik koro sistemi ortaya çıkmıştır. Dışı Avrupa'yı derken içi de ruhsuzlaştırılmış bir müzik ortaya çıktı bugün. Bugün Türk müziği, sanat müziği dediğimiz şey. Canlılığını kaybetmiş durumda. Çünkü bireysel zevkleri öldürdük. Tasavvuf müziği için de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Ya tasavvuf müziği zaten tasavvuf müziği diye bir şey yok. Yani bu uydurmadır. Tasavvuf müziği denilen şey tasavvuf insanının zevk süzgecinden geçmiş müzikidir. Evet. Yani şimdi ben size bir misal vereyim. Şimdi ah tuti mucize guyem ne desem laf değil. Bu Itri'nin Yürük Semay. Bunu Bülent Ersoy Gazino'da da okudu. Zeki Müren Gazino'da da okudu. Devlet Korosu da okudu. Şimdi bu klasik müzik mi? Beyhane müziği mi? Gazino müziği mi? Şimdi bana söyleyin. Bence tasavvuf müziği de olabilir. Evet. Çünkü nedir bunun arkasındaki mana? Özür dilerim siz benden daha iyi bilirsiniz muhakkak. Yani tuti-i mucize guyem. Ben bir öyle bir pepanım ki benim söyle sözüm mucizevidir. Mucizevi olarak konuşuyorum. Şimdi burada Nefi'nin şiirinde bir ayna koyuyorlar. Aynanın arkasında birisi saklanıyor. Önüne de papağanı koyuyorlar. Aynanın arkasındaki merhaba diyor. Papağan da zannediyor ki orada bir başka papağanına merhaba diyor. O da onunla sohbet etmek için merhaba diyor. Şimdi bu görüntüyü devam ettirirsek Çerhi ile söyleşemem aynesi saf değil. Sonra da diyor ki ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Şimdi burada bu mucizevi konuşma vahye işarettir peygamberimize. Yani bunun şimdi bunu ben din dışı müzik diye mi dinleyeceğim? Eğer biraz zevkim varsa ben de bunu bir tasavvuf müziği olarak dinlerim. Ki bizim klasik repertuarımızın %80'i de böyle. Birbirinin içine geçmiş aslında. Tabii canım edebiyatı mana, edebiyatı içeriğiyle. Bunu böyle bir ayrım yapmak mümkün değil. O zaman tasavvufi zevki olan insanlar ve olmayan insanlar. Evet, ortaya çıkıyor. Tasavvuf zevki olanların icra ettiği müziğe tasavvuf müziği diyoruz. Dinleyene de bağlı tabii burada. Dinleyen de çok önemli bir unsur. Nasıl çalışıyorsunuz? Aslında biraz da böyle daha şey sormak isterim. Tabii bu şeyin içinde Paris'te yaşıyorsunuz. Ruh ikliminizi nasıl koruyorsunuz? Sonuçta bir yabancı ülke, kültürü, her şey, rengi, kokusu, sokakları, insanı, her şey farklı. Bu ruh iklimini, bizi yaşatan bu ruh iklimini nasıl muhafaza ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Biraz onu da dinlemek isterim. Ben şimdi iki önemli aktivitem var, faaliyetim var. Birisi Rotterdam'da bir devlet konservatuarı var. O konservatuarda sanat direktörüyüm bir bölümün. Bayağı da bir talebe yetişti orada. Yani Türk öğrenci var mı hocam? Türk öğrenci çok az. Çok Yunanlı var, Fransız var, İngiliz var, Brezilyalı var. Hatta bu sene Çin'den gelenler var. Enteresan. Bakan bizini öğrenmek üzere. Ve yani okulun da konservatuvarın da en önemli bölümlerinden birisi durumunda bizim
biz. O bir hafta beni şey yapıyor ve ondan da büyük keyif alıyorum talebe yetiştirmekten. Bu aşağı yukarı 7-8 senedir devam eden bir proje var. O da 10 senedir Venedik'te devam ediyor. Venedik'teki projede orada bir vakıf aracılığından yapıyoruz biz bunu. Ve çok kapsamlı bir proje. Bilmiyorum vakit var mı anlatabilecek. Evet, buyurun. Şimdi Roma Üniversitesi, Venedik Üniversitesi ve İngiltere'de Dartmouth Üniversitesi bunun akademik bölümünü benden istiyorlar. Mesela geçen sene Balkanlar ve İstanbul Bektaşi Müzikleri üzerine bir proje yaptım. Bu proje olduğu vakit Venedik Üniversitesi bir korlok düzenliyor. Bu konuyla ilgili olabilecek ne kadar akademisyen varsa çağırıp bir debaya oluyor. Ben de ona katılıyorum. Bir yazılı sunumu oluyor. Bunun dışında katılımı arzu eden talebelere anons ediliyor. Her sene bir yüzlerce kişi müracaat ediyor. Bu müracaat sonunda işte 10 kişilik bir gruba vakıf burs veriyor. Yani yol paralarını, orada kalma masraflarını veriyor. Ve bir hafta biz çalışıyoruz. Sizin bir de Sofi Derneği'niz var. Paris'e gittiğinizde 72-73'te gidiyorsunuz Paris'e. Evet. Ondan sonra da hep orada kalıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Türkiye'ye dönmüyorsunuz. Ya Türkiye çok sık, her zaman gittim geldim yani. Gerçi yani, 70 yıllarda. Olarak, yaşamınız orada. Pardon diyemedim. Yaşamınız orada devam ediyor. Anladım. Evet yani ikametgahım burası oldu. Evet. Şunu söylemek isterim. Şimdi kusura bakmayın bir dernek kuruyordunuz. Sufi bir dernek kuruyorsunuz yani 80'li yıllarda ve sonra da orada bir bunu daha da büyüterek bir vakıf mı desek ona, bir merkez mi desek, bir Sufi merkez haline getiriyorsunuz. Evet, yani 20 sene kadar süren bir macera diyelim. O da şöyle oldu. Şimdi bu biz böyle konserler falan verdikçe Nezih'te sağda solda bazı genç insanlar kapıma gelmeye başladılar. Sen Sufiymişsin, işte ben karımdan çok çekiyorum, bana ne tavsiye edersin, ne kadar gidiyor. Yani. Bir tavsiye almak için geliyorlar. Evet. Ben de neyi öğret bize diye geliyorlar. Yani o da oluyor. Yani bir işte ben bana neyi versin. O zaman kamış bulamıyoruz. Plexiglas'tan neyi yapıp veriyorlar. Bu sefer ses çıkartamıyorlar falan böyle. Ve her an beni rahatsız eden bir kalabalık oluştu etrafında. O zaman da dedi ki bari bir lokal tutalım. Orada belli bir günde, önce pardon yine evimde belli bir günde olsun dedik. Cumartesi günleri dedik. Bu sefer cumartesi günleri benim ev öyle kalabalıklaştı ki ev sahibi beni kovdu. Hani Avrupa'da o kadar kalabalığa tahammül yok. Evet. Ondan sonra mecburen oradan taşınmak zorunda kaldım. Bir müddet beni yine benim evimde devam ettim. Ondan sonra bir lokal tuttum falan. Ne yapıyorduk orada? Ben önce bir muski meşkim oluyordu. Yani haftada bir gün salı günleri muski meclisi oluyordu. Bunu devam ettirdik. Bayağı bir insan yetişti oradan. Sonra bir haftada bir günde ben dilimin döndüğü kadar mesnevi okuyordum onları. Fransızca tercüme ediyordum okuyabildiğim kadar. Hatta bundan da ben çekindim ne yapayım falan diye. Rahmetli Saadettin Hoca'ya dedim ki ya böyle bana mesnevi okuyorlar. Benim haddim olmayan bir şey ne yapayım. Bana dedi ki bak dedi birisi kapını çalsa ben açım bana bir şey ver dese sen benim pişmiş açım yok. Deyip de reddedecek. Hani kuru ekmek de olsa ne varsa verirsin. Sen de bildiğin kadar ver ne yapabiliyorsan yap dedi. Ben de onun cesaretlendirmesinden 20 yıla kadar mesleği okuttum onlara. Yani her cumartesi bunu ben aksatmadan yaptım. Fakat daha sonra kalabalık çok büyüdü. Ve artık benim artık bütün profesyonel hayatımı falan her şeyi bir kere koyup o kalabalıkla ilgilenmek gibi bir durumum oldu. Buna da tahmini bir ailem var. Çoluk çocuğa karışmışız. Efendim bir yandan da benim bir mesleğim var bir müzisyen olarak. Yani hayat sürmek zorunda. Onun için bunu birazcık şey ettik. Zaten ondan sonra da başka gruplar oluştu. Yani birazcık daha böyle benim
pek tasvip etmediğim gruplar oluştu. Benim o etrafımdaki insanlar hepsi oraya kaydılar. O zaman da anlaşıldı ki zaten herkes bir sıcak yuva arıyormuş neresi olursa olsun. Hele yurt dışında bu sıcak yuva. Ama tabii bu arada büyük sanat icracısıyla, büyük bir sanatçıyla da çok verimli bir vakitte geçiyor imiş demek ki, bence şanslılarmış. Evet ya, ben de memnunum ya, ben bunu şöyle düşünüyorum. Rahmetli babam bana bir tavsiyesi vardı: oğlum, bedavaya edindiğin bir şeyi parayla satma diye. Yani muskiyi ben babamdan para ödeyerek öğrenmedim. Etrafımızdaki cemiyetlere gidip de para ödeyerek de öğrenmedim. Şimdi bana bir şey sorduğu vakit ben onu sanki bana böyle hak tarafından bir hediye olmuş bir şeyin zekatı diye ben bunu yaptım. Evet, sanatımızın da zekatı var diyorsun. Evet, yani o bana hatta bana ebedi masraflı oldu yani 20 sene. Ben lokalin kirasına kadar ben cebimden ödedim senelerce. Şeyi merak ediyorum, bu kadar yıl Avrupa'da yaşayınca, yani birçok yaşayan insanda da görüyoruz. Bir tarafı hafif onlar Avrupalılaşıyor ister istemez. İçinde yaşadığınız kültürün şeyini benimsemek zorundasınız. Yaşam biçimde. Siz de böyleyse bir tarafın biraz Avrupalılaştı benim dediğiniz bir tarafınız var mı, öyle oluyor mu? Vallahi bilemem onu. Fakat ben Türkiye'ye gittiğim vakit Türkiye'de tanıdığım, gördüğüm insanlarda çok da geleneksel bir hayatım olduğunu görüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yani aslında hani geleneksellik, modernlik kapsamında değil de biraz o kültür aidiyeti açısından sormak istedim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim size, bakın, bazı şeyler insanların dışında sadece bir bayrak gibi sarıldıkları, bir hüviyet edindikleri konuma indiriliyor. Yani diyoruz ki işte bak ben dindar adamım, ben tasavvuf müziği dinlerim. Düğünümde de cenazemde de her yerde ben de tasavvuf müziği dinlerim. Onda ne olduğu belli değil. Ama o bir bayrak gibi bir şey. Veyahut da diyor ki ben batıcıyım, ben Mozart dinlerim. Zevk alıyor mu, almıyor mu, önemli değil. O bir bayrak gibi ona sarılıyor. Bir kültürel yani, sembole dönüşmüş durumda. Evet, evet, sembolleşiyor. Yani halbuki daha üst seviyeye baktığınız vakit, ben şunu iddia ediyorum. Eğer muskiye hassas bir insan neyden zevk aldığı kadar, belki Bach'ın bilmem sarabandından da zevk alabilir. Evet. Mevlana'nın şiirinden anlayabilecek kadar zarif ruh zerafeti olan bir kimse Shakespeare'den de anlayabilir, ama Shakespeare'in de anlayabilecek zerafeti olan bir insan da Mevlana'yı anlaması lazım. Yani şimdi ben bu bariyerleri aşılması gerektiğine inanıyorum. Onun için bu artık bir mekan konusu değil. İnsanların hakikaten iç dünyalarındaki gerçek hüviyetleri neyse, ben şuna inanıyorum ki benim yaptığım şeyler, inandığım şeyler, yaşadığım şeyler, edebiyat, muski benim içimde olan bir şey. Ben beni Eskimo ülkesine de koysanız ben yine aynı kalırım. Evet. Yani ama şimdi hatta bakıyorum bazen işte bu turnelerde bazı gençler geliyor. Ya böyle kekeliyorlar falan. Ne oldu diyorum. Ben 3 senedir işte Almanya'da işte konuşamıyorum falan, bir şeyler oluyorlar. Ya kardeşim 3 senedir, ben 50 senedir Paris'te yaşıyorum. Yani demek ki o adamın kültürel dünyası o kadar şey ki fakir. Ki, evet. Fakir ki kendi hüviyetini hemen kaybedebiliyor. Onun için ben bu farklılıklar dediğim şeyde, eğer biz bir insan kendi hüviyetine sahipse, ben ne üflüyorum? Ben cazda çaldığım vakit aynı neyzenim. Çağdaş müzik çaldığım vakit de aynı neyzenim. Benim için değişen bir şey yok. Çünkü benim kendi söyleyecek bir şeyim var. Yani ben hatta talebelerime şöyle söylüyorum bazen. Muski bir dil olarak düşünürsek. Şimdi söyleyecek bir şey olmayan bir kimsenin çok iyi konuşmasının bir manası var mı? Evet. Ama söyleyecek şey nasıl bir birikimle ortaya çıkıyor? Evet, önemli olan o. Önemli olan o. Tabii. Yani o söyleyecek hiçbir şey olmayan bir kimse de, çok şeyi olan bir kimse de dil bilmese bile iki kelimeyle bile edebiyat yapıyor. Evet, mesele söyleyecek şey diyorsunuz işte. Evet, mesele o. Onun formasyonu içinde bir iç dünyası gelişecek, hem diğer insanların edebi nakli tecrübesi olacak, hem de Allah'ın lütfu olacak. Bunlar hepsi bir araya gelecek. Yani öyle
Peki, Bir şey programımızın sonuna doğru yaklaştık. Bu ney talebelerine, musiki talebelerine, bunlara ilave söylemek istediğiniz bir şey olur mu? valla birincisi ben yeni bir şey yapacağım diye bu saçma sapan füzyon şeylerine girmesinler önce. İlk adım o olmaması lazım. İkincisi neyzenlerin bestelediği peştevler, saz simayileri, mevlevi aynı bunların geçecekler, ezberleyecekler. Yani hafızalarında bir muski hazinesi olacak ki icralarında da yansısın. Ondan sonra ve bol bol da neyin etrafında kültürel malzeme olabilecek ne varsa onları okumaları lazım. Bu Feridüddin Attar olur ki çok güzel tercümeleri var. Efendim Mevlana'nın Mesnevisi olabilir. Efendim diğer tasavvufla ilgili bir sürü kitaplar var. Molla Cami'nin Nefatü'l-Ülüs olabilir. Ne bir sürü eser var yani Türkçe'ye tercüme edilmiş. Bunları mümkün olduğu kadar okuyup iç dünyalarında zenginleştirmelerini tavsiye ederim. Hatta şöyle söyleyeyim. Sanatkar biraz ben arıya benzetiyorum. Şimdi gül bahçesine koyarsanız gül balı yapar. Akasya bahçesine koyarsanız akasya balı yapar. Çöplüğe koyarsanız da glikoz yapar. Şimdi yani biz nasıl beslendiğimiz önemli. Sanatın yücelmesi için bunu besleyecek bir ortam lazım. O ortamda şu anda bu muskiyle bağlantılı değil. Onun için onu bireyler kendileri artık biraz merak edecekler Bu bir iş biraz iştah. muhit, biraz ortam işi. Sadece Allah'ın lütfuyla olmuyor. On. Olmuyor. Sadece eğitimle de olmuyor belki, hani Tabii. Bir heves, bir iştah uyanması lazım. bir heves olması lazım. Türkiye'yi izliyor musunuz? Mevlana'ya farklı topluluklar nasıl bakıyor? Yani Mevlana'nın fikri, düşüncesi bizde nasıl algılanıyor? Mesela Avrupa'da farklı bir bakış mı var? Nasıl görürsünüz? Valla şimdi tabii bu çok çeşitlilik gösteren bir konu. Ben gözlemimden Türkiye'de birazcık da bir kültürel yeni yaratılmaya çalışan bir kültürel hüviyetin bir parçası Mevlana, Mevlevilik. Bu tabii çok popüler bir hareket, popülist bir yaklaşımdan bambaşka bir gelişim içerisinde. Hatta biraz haddim olmayarak da olsa tenkit de ediyorum. Dışarıda baktığımız vakit mesela değil mi, Amerika'da mesela sufi terapi oluyor mesela. Fransa'da birçok kimse Mevlana'yı hür düşüncenin temsilcisi falan diye görüyor. Çünkü onlar öyle görmek istiyorlar. Yani herkes nasıl görmek istiyorsa öyle görüyor Mevlana'yı. Ben her zaman iddia ettiğim bir şey var. O da bütün bu panora yelpazenin içerisinde Mevleviler Mevlana'yı nasıl yaşıyorlardı? O eksik. Yani Amerikalıların nasıl yaşadığı bilmem hangi yazarın Mevlana hakkında ne yazdığı önemli değil Bilgiler benim. nasıl yaşıyor peki Mevlana'yı? Ha, işte o Mevlevihanelerde yaşanan bir şeydi. Yani şimdi Mevleviler derken bence bugün Mevlevilik diye bir şey yok. Mevlana'yı seven insanlar diyelim. Mevlana muhibbileri. Ben Mevlevi'yim diyebilecek yani şey olarak geleneksel verilerin içerisinde. Bugün kimsenin ben Mevlevi'yim, Mevlevi şeyim diye bir hakkı yok. Çünkü öyle bir eğitim kurumu yok. Bir cemaat, yaşayan bir cemaat kurum yok. Bir cemaat diyeceğim artık. Yani bir komünite yok bunu yaşayan. Mevlevi yani açık olmadığı için. Dolayısıyla çile dolduracak, işte orada beraber ibadet yapılacak bir cemiyet hayatı var. Bunlar olmadığı için ve o kültürün de devamı olmadığı için Mevlevilik ben bugün bir şeydir, yani bir sevgidir, Mevlana'ya olan bir sevgidir. Ama Mevleviler nasıl yaşıyorlardı? Mevlana, Mevlevi hanelerde yaşanan bir hayat var. O da bir kere sabah namazı dahil 5 vakit namaz vaktinde kılınıyor cemaatten çıkıyor. Dergah'ın semahanesi bugün film stüdyosuna döndürüldü herkes tarafından. Ama eskiden orada mescit gibi devamlı namaz kılınan bir yerdi. Ayrıca haftada bir defa bir sema oluyor. Yani o haftada bir mevzu da biliyorsunuz Sultan II. Mahmut bu konuya çok meraklı olduğu için aklına estiği vakit geliveriyormuş.
O gelince bütün düzen bozuluyor tabii. Bundan da insanlar, dervişler rahatsız olmaya başlamışlar. Demişler ki padişahım biz bir gün tespit edelim. İşte salı günü buraya gel, çarşamba günü oraya git, perşembe günü buraya git diye 5 tane mevlevihane var. Haftanın her gününe böyle bir gün koymuşlar. Düzen kurmuşlar. Düzen kurmuşlar ki padişah aklına istediği vakit geri vermesin diye. Ondan sonra. Neyse. Ve orada içinde yaşayan Mesnevi okunuyor. Efendim Farsça öğreniyor, İslami ilimler öğreniyor, Kur'an-ı Kerim tefsiri öğreniliyor, hat öğreniyor. Yani bir okul o. Yani son mevlevilere bakın yani. Şu, mesela ben hep Ahmet Hamdi Kuhn'u misal veriyorum. Allah rahmet eylesin. Adam 34 çift Mesnevi şerhi yazmış Farsça'dan. Fususül Hikeme Arapça'dan şerh yazmış. 110 tane makamı anlatan bir kârı natık, yani didaktik bir bestesi var. Makam üzerinde mevlevihane bestelemiş. Yani muazzam bir adam. Farsçası var, Arapçası var, Fransızcası var. Yani şimdi siz bu insanları bir kere kenara koyup da ben işte dönmesini öğrendim, mevlevi oldum demeye hakkınız yok. Ayıptır yani. Gene burada da bir içerik kaybı, nitelik kaybı, kalite kaybı. Yani bu bir eğitim müessesesi. Yani öyle herkes de bir anda ulema büyük bir alim olmak zorunda değil bu. Ama belki manadan bu kadar soyundurmamak lazım bir şeyi, bir eylemi. O manası. Şimdi bütün sıkıntı orada. Şimdi bir şeyi tenkit ettiğiniz vakit ah benim sen kalbime bak, sen bak benim gönlüme bak, ben aşk bilmem ne. Ya bunlar kişinin iç dünyasını ilgilendiren bir şey. Allah'la olan münasebetini ilgilendiren bir şey. Biz şimdi burada zahirini konuşuyoruz. Evet, zahiri manayı zahiri manadan ama soyutlamamak lazım ayırmak. Evet, yani ama evet. Şimdi sadece manayla da olmuyor çünkü onu bu sefer onun içine saklanıyoruz. Evet. Ya bu yaptığın doğru değil diyorsun. Ben kalbime böyle uygun geliyor. Ben işte gönülden yapıyorum. Biraz şimdi, mevleviliğin gidişatında da yer yer, yani kültürel olarak taşınmasında mevleviliğin, kültürel olarak ama dini değil, altını çiziyorum. Bu Türkiye'den, Madame Balanski'den falan gelen bir şeriatsız din, böyle biraz daha işte Hindu inancından, oradan buradan filan gelen böyle bir din anlayışını yaklaştırma şeyi görüyor musunuz Mevlevilikte bir? Şimdi tabii şu anda şöyle söyleyeyim, bakın. Bir teoloji ilahiyat mevzu var. Yani Tanrı'nın ne olup olmadığını, Allah'ın ne olup olmadığını, ne olmayacağını, neden münezzeh olduğunu etüt eden bir ilahiyat bilgisi vardır. Bunun yanında bir de hikmet mevzu var. Yani insanların birbirlerine ilişkisi, kendi nefsini terbiyesi, ailesinde ilişkisi, toplumla ilişkisi, bunların hepsi bir bütün. Biz İslam dininde bunu hepsini bir pota içinde görüyoruz. Bunları ayırdığınız vakit, doğudaki felsefi dinlere baktığınız vakit, onlarda da hikmet var. Yani Buda'nın söylediği, Mevlana'nın söylediğinden farklı değil ki. Veya İsa'nın söylediği, Konfüçyüs'ün söylediğinden farklı olmayabilir. Ama bu demek değil ki aynı şey. Şimdi burada bir tanrı iliminden bahsediyoruz, bir ilahiyattan bahsediyoruz. Şimdi bunu ayırdığınız vakit o zaten mevlevilik olmuyor. Mevlevinin dışında bir hikmet arayışı oluyor. Yani o aynı neşeyi, aynı sözleri Buda'dan da bulur, Konfüçyüs'ten de bulur ve başka bir filozoftan da bulur. Ama mevzu o değil. Çünkü bir şöyle bir metafor vardır. Din ummansa tarikatlarda kayık gibidir. Deniz olmayınca kayığın manası yok. Evet. Yani dinsiz bir tarikat olmaz. Ama Batı'da din dışında bunu bir hikmet mevzu yapmak da mümkün. İnsanlar buna istifade ediyorlarsa ediyorlar. Bizim de buna diyeceğimiz bir şey yok. Ama biz inanıyorsak diyorsanız, bunu savunuyorsak dini koruyarak savunalım. Ama işte dediğim gibi yelpazede eksik olan kısım bu işte. Tarikatlar, mevlevihanelerde Mevlana nasıl yaşanıyordu? İşte bu böyle yaşanıyordu. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir sohbet oldu. Paris'ten katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun.
bekliyoruz efendim yeni albümünüzde dinlemek üzere. İnşallah, inşallah. Teşekkür Türk Kahvesi izleyicilerine bu güzel sohbeti sunduğunuz için de ayrıca tekrar çok teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. İyi iftarlar. İyi iftarlar. Sağ olun. Efendim Türk Kahvesi'nde bugün konuğumuz Paris'ten ünlü Neyzen Kutsi Ergüner'di. Müziğinin yanı sıra müziğin arkasındaki felsefeyi, dünyaya bakışı, kendi hayat hikayesini konuştuk. Umarım güzel bir sohbet oldu ve faydalandınız. Haftaya bir başka konukta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.